Yakışıklı panda. Hakan. Ne oldu sana? İkiniz de harikasınız. Teşekkür ederim. Ne oldu sana annem? Dur şunu sesini kısalım mı? Şekiller partisi tamam. Başlamak üzere. Günaydın. Hakan. Hakan. Aşkım. Aşkım, bebeğim. Bir tane. Kara kuzum. Kara kuzum. Çirkin. Bebeğim yanına dur. Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın diyelim değil mi anne? Günaydın diyelim mi? Sen çok yakışıklı oldun ya bugün. Kırmızı siyah şeyle çok yakıştı anneciğim be. Benim oğlumun yeni dişleri çok yakışıyor ablalarken. Tek dişlim benim. Evet, tam kapanma kapsamında artık herkes evlerine kapanmış bulunmakta. Bir tek artık marketlere gidip gelebileceğiz. O da zaten pazar günleri, onu da yapamayacağız. Pazar günü tamamen ama tamamen evdeyiz. Değil mi annem? Ne yapacağız biz seninle evde 17 gün? Biz de artık Hakan'la bol bol balkonda çıkarız. İnşallah bu tam kapanma bütün ülkemizce, memleketimizce hayırlı olur ve vakaların bir an önce düşmesini çok zannetmiyorum ama önümüzdeki bir 10 yıl boyunca koronanın bizimle olacağını bildiğimiz için. Ama vakalar iyice azalıp yavaş yavaş, yani çok normal hayata geçmesek de maskeli olarak normal hayata geçmeye artık inanın ki ümit ediyoruz. Bu yapılan aşıların, yani tedavi amaçlı mı diyeyim, ne diyeyim, yapılan aşıların iyi olmasını da istiyoruz. Tabii anneme de aşı vurulacak bu arada. Şu bakışa bak. Oğlum, günaydınlar. Anneanne de günaydın dedi. Oğlum, hadi oğlum da bir, oğlum böyle yapacak onlara. Oh, yaşına girdiği zaman öpücük diyecek değil mi anneannem? Yapacak, evet. Böyle yapacak oğlum. Öpücük verecek, bay bay diyecek benim çocuğum. Abisi gibi olacak o da. Evet. Tüh, İsmail yokken başladık bugün videomuzu. Şimdi geldiği zaman da İsmail canı derse kızacak. Ama ben siz mi başladınız var diyecek. Yok, fark etmiyor, onunla başlayacağız. Ağza bak. Anneannem. Aman bakışına kurban. Kalk bakayım anneannem şöyle. Çok tatlı oldu ya. Evet bak. Oğlum. Ne yapacağız seninle evde? Tapşini diyecek oğlum bile. Tapşini, tapşini, tapşini. Tapşini, tapşini, tapşini. Aa. Hadi anneannem. Hadi anneannesinin kuzusu. Oğlum. Kuzusu. İşte bu kadar. Yeter, bitti. O kadarcık. Biz hemen sıkılı veriyoruz. Evet, çok çabuk sıkılıyor her şeyden. Evet ya. Çok çabuk hemen şey yapıyor. İnce ablanın aldığı şeyden bak, ondan da sıkıldı. Ay bitti ya. O kadar. Bitti tamam. Artık o kadar. Onunla da bak. Abi yolda. Aha, boynum gitti, boynum gitti. Oo, boynumu tırnağı. Anneannem yapma öyle oğlum. Bugün neler yapacağım ben? Bugün neler yapacağız? Bilmiyorum ki bugün ne yapacağız. Evdeyiz, yapacak ne ya var? Ya hep evdeyiz hani yemek için. Yemek için bakarız da şey yapsak mı? Düşünürüz. Kararsızım ya, Hakan'ın kafasını kazısak mı kazımasak. Valla ben... Hani İsmail'in kim değil de Feyza'nın kim, kaç ayet kazım ben iyice unuttum. Feyza'nınkisini... Sen annem yaptı hepsini, biz hiçbirini aynen yapmadık. Ben yapamam, bence şey, sadece... İsmail bile yaşında değildi, o bile ufaktı. Evet bak, Feyza orada kafası küçüktü. Kazınıktı, Hakan'dan da ufak oradan. Ufak tabii, küçüktü. Çok küçüktü. Yaşında falan... Ama ilk şey yaptı o, Şerif abla kazdı kolu saçlarını. Yok canım sen. Evet şey evet. Şerif abla kazdı kafasını. Hepsinin onların kafalarını ben kazdım. Dur anne şu. O çok küçüktü Feyza. Feyza da küçüktü, Hakan da küçüktü. Ve Feyza'nın zaten 3 kere falan kazıdıydı. Feyza'nın bayağı çıktı. Bayağı kazıdı. Pardon. Ki Feyza'nın maşallah sen çok. Ben mesela Evru'yun 40 günlük ya kazıdım. Baba o da var iyice abartmış. 40 günlük. Evet. Ne olacak? Aa anne. Sarılacaktı ama. Sarılacaktı. Gül önüne. Oğlumun kafasını kazıyalım ama senin pek çirkin olur kafan be. Onun bir uykusu olur. Var. Uykudan sonra mı kazısa? Tabii canım. Uykusunu bitirsin de. Uykusunu bitirsin evet. Valla beni de şaşırttın. Ben konuşamıyorum. Annem benden de beter konuşamıyor. Bak. Ne yaptın sen buna şimdi? O seni istiyor. Gel. Bak. Gel. Tamam. Gel sarıl. Ay sarılmaya. Gel.
Evet arkadaşlar, Hakan'ı sonunda uyuttuk. Hakan uyutmuşken de şöyle bana doğum hediyesi olarak Filiz, yok Filiz'i özür dilerim, Emine getirmiştik. Kuzenim Emine getirmişti, yengemin kızı. Yani sizin de Mük olarak bildiğiniz yengem diyeyim yani. Emine'nin bana doğum hediyesi olarak getirdiği çiçekler. Bunlarla Feyza ilgileniyordu. Şimdi Feyza da köye gittiği için kurumuş ve ben bunları şimdi topraklarını değiştireceğim ki biraz canlanıp kendine gelsinler. Herkese merhaba, herkese günaydın. Evet, biz günaydın demiştik ama İsmail yokken günaydın demiştik. Ben de günaydın dedim. Evet. Ben hatta dedim bak şimdi İsmail yokken günaydın diyoruz. İsmail bize kızacak dedim. Yok, o kızmadı. Kızmadı. Senin ders bitti mi? Şimdi öğretmen bir şeyden, okul isteyen bir kötüsünden Cesur Yiğit Aslan diye bir şey açtı, animasyon. Sen niye sevmiyorsun peki? Bunları daha açmadım mı? Açmadım. Yani her şey kaktüste falan gerçek, tek bunlar gerçek. Evet, mantarlar var, çok güzel. Minik minik mantarlar var. Benim de çiçeklerim var. İsmail'in de çiçekleri var. İsmail çiçekleriyle çok fazla oynaşmaya başlamış. Değil mi anneciğim? Topraklarla oynanmaz çiçeklerin. Bunu söyleyeyim. Çiçeklerin topraklarıyla oynarsa o çiçekler ölür. Kesinlikle bak. Tamam mı annem? Bir daha oynama ki onlara bir sıkıntı gelmesin. Bunlarla baya baya bir kötü kurumuş ya. Ben bir kolay gelsin. Ne yemek yapıyor? İşte akşama kaktüs. Akşama kaktüs yapacağım. Ben de baktım mutfaktan ses geliyor, dedim bu yemek mi yapıyor? Daha yemeği yerken de yapmadım ya. Hakan ikinci yüksünü yaptığında yapacağım. Evet, şunları bir havalandırayım dedim de toprakta varken toprağın komple değiştirilsinler. Aynen. Baksana bunların da bakımı zor. Emine getirdiğini değil mi? Evet, Emine getirmişim doğum hediyesi olarak da. Çok güzeldi çok aslında. Çok güzeldi ama bunların içinde neden taş var? Annem havalansın diye işte altında. Buna çok fazla su veremiyorum. Saksen altını kaldır bakayım, delik mi değil. Delik değil. Delik olmaz bunlarda. Saksı şey ya. He tamam işte ondan daha koyuyorlar. Çok az su verici. Şey, ben çiçeklerimi bir iki hafta şey yapmayacağım. Sulamayacağım çünkü. Bir iki hafta sulamayacağım değil. Üç günde hep sulayacaksın. Topraklarına bir daha da ellemeyeceksin. Aynen. Ben yanlışlıkla çok su vermiştim. Ben onların üzerine de toprak ekledim bugün de. Ben derse gidiyorum. Derste var. Topraklarım çoğalsın, topraklama var. Bir şey olmuş, olmuş. Biraz senin o alansın öyle. Bunlar saksısı da pek gözü. Saksısını bayıldım ben. Aynen. Gelip de insan da atamıyor saksını. Aynen. Feyza bakıyor işte, Feyza da gidince. Aynen, kaldı. Kaldı ama şu toz toprağı daha iyi. Bunu da atma da. Yok, olursun da bir havalansın. Evet. Şöyle. Bundan mı alacak? Bundan da alacak, bundan da. Bu niye değişik? Biri daha değişik, gübre gibi, evet. Hı. Şu daha iyi. İkinci adı. Şu kaktüsü çok güzel. Evet. Ay, onun küçücük bir saksı olsa. Vardı Feyza'nın bir ekmeği saksılar, hatırlıyor musun? Ya evet ama şimdi yok. Yok şu annem biraz daha toprak var. Biraz daha çay demine baktım dedi. Bu akşamki yemeğimiz kaktüs. 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 Saksıda kaktüs yiyeceğiz bu akşam biz hep beraber. Kaktüs salata. Şu toprakların hiç şey yapsam mı? Hiç elleme. Bozdur. Aa öyle. Bunu da biraz, biraz daha koyacağım. Çünkü hepsi farklı farklı köklü. Ha aynen oldu. Kurularını da kopar istersen. En sonunu koparacağım zaten. Evet. Bir şey yapayım bir. Şöyle bir diyorum. Hakan'ın kafasını kazımaktan hemen hemen vazgeçtik gibi. Hala kararsızız da. Evet. Durmuyor, durmuyor. Durmuyor, o çok hareketli. Canım aşağı sen gibi. Bakma Feyza yavrum öyle sessiz duruyordu. İsmail de Hakan'a nazaran daha sessiz sanki. Aynen. Ama Hakan tamamen hepsinin Feyza ile İsmail toparla. Belki bir Hakan yapar. Aynen, aynen. Çok şey. Ama ben şey için de istiyorum, konakları için de istiyorum ben. Evet, konakları. Konakları, yani konağı ne kadar temizlesen yine konak yapıyor kafası ya. Aynen, iyi oluyor. Ne kadar temizlesek de oluyor. İşte bir kerecik kazısam, o tamamen rahatlayacak bu sefer artık. Yapmaz daha. Neyse, biraz daha geçsin bakalım. Bir ay daha falan geçsin. İnşallah.
Bir bakmışız yarın kazımışız. Kız o. Fikir değişikliği. Devrim olur. Yani bilmiyorum işte, ben de şey kaldım. Tedirgin kaldım. Tedirgin kaldım. Bilmiyorum, bir de sizi soralım bakalım. Kazıyalım mı, kazımayalım mı? Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Aslında ben konaklar için çok istiyorum. Bir de aşırı derecede terliyorum. Zaten onu bir kere bir kere kazıdık mı ondan sonra bir ay sonra alışır. Gene azıcık çıktım, hem gürleşir saçı. Evet, hem gürleşir. Onun da çok şey faydası var yani. Tabii canım, Feyza'daki sürekli olarak kazdığı için ne kadar. Feyza'da da hiç saç yoktu doğrudan. Evet, Feyza'da da yoktu. Kazıya annem onu. Çünkü küçükken, büyüdüğü zaman istemez yani. İstemez tabii canım. Yakıştırmazlar. Mesela şimdi İsmail'e gel kazıyalım da kazıyacak mı bakalım? İsmail saçları bile kesmesi yok şu anda. Evet. Ben bunu ön tarafa alayım. Öyle yap kızım. Şu ön tarafta işte halkanlar nasıl koyacağım onu da bilmiyorum da. Aslında onun saksı çok ağır. Yukarı koysa. Yukarıya tutunuyor ya. Ha doğru. Ay Allah göstermesin. Ya. Ağır da saksısı küt diye gider. Harbi de kaktüse avuçladığını düşünsene. Evet. Abuuu. Teryada bak. Acele sürekli olarak artık şey yapar ondan sonra. Tuttukça tutar. Şeyin üstüne mi koysam diyorum. Acaba bunlar güneşte ne olur onu da bilmiyorum ki. Çiçeklerin şeyinde. Klimanın üzerine mi koysam? Annem klimanın benim korkum rüzgar gelirse aşağı birinin... Yok anne, artık bu saatten sonra o kadar aşırı rüzgar. Bunun şuraya rüzgar gelmez yani. Saksı hem ağır. Saksı ağır olduğu için bir şey olmaz. İpliğe bağlamak lazım. Ben tedirgin olurum ya. O kadar düşecek olsa şu şeydeki saksılar mı düşer? Öyle doğru da. Şu kalan topraklarda şey, İsmail'in şeylerine saksılar da ekleyelim. Toprağı da bitirelim. Şimdi birazcık su da ver, olabilir. Sen ver can suyu da. Ben mi vereyim suyu? Evet. Hadi can, su, can suyunu da ben vereyim. Hazır su ver bari can sularını. Öyle alıştırma onları hazır suya. Hazır su ver diyorlar. Hazır su ver bari can sularını. Yazık günah, içecekleri bir bardak su. Olsun. Hadi bakalım. Bir bakıyorum bunlar orman gibi oluyor mu? Annemin elinden oluyor o zaman da. İnşallah. Bunlara çok su değil, altı şey kızım. Aynen. Bunu ben Elif'le de konuştum, az su vereceksin bence. Aynen, aynen. Bunlar kurumuş anne. Evet, olsun. Şu var bir kök ya, şu kökü şuraya koyayım. Ben çıkar çünkü başka bir şey daha. He, olabilir. Köklü olanları aynen, onlar kurumuş. Ha, bu mantarlarını da ek kız. Ha, ek mantarlarını sen. Baksana bunlar da. Üzerine taş da vardı da taşları attım ben. Ha, evet vardı. Tabii canım, kaktüsün yanında mantar kavurma. Evet, mantarlar da pişireceğiz, büyüsünler. Evet. Kültür mantarı. Annem, günaydın. Oh, hadi gelin şöyle. Annem. Bak bak, burada ne var bak. Bak 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 bak, bunda ne? Hadi gel de oturtayım ben seni, gel. Gel oturtayım, kalkacak mı? Gözümüzü açmıyoruz daha biz. Acaba uyusak mı, uyumasak mı? Yok, uyumayacağım. Tamam hadi tut elimi, kaldırayım ben seni. Tut elimi. Tut. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa, kalkmadı. Hoppa babama.
Ne oydu annem? Zup. Kalktın anneannem sen. Kalktın mı oğlum sen? Kalktı. Baba tasları alacak. Yine iyi uyudu ya. Evet, güzel uyudu. Güzel uyudu. Maşallah. Tut 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 yapayım oğluma bakayım. Kuzu. Daha açamadı kendini, dur. Gelemedi. Patlama da afyonu çocuğumun da. Gel. Gel. Doğru sana. Yo, bana da değil anne. Beni es geçti. Abo ne güzel. Hadi tut 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 anneni. Tut bak nasıl oluyor. Tut. Hadi tut. At anneannem. Atti. Atti desin oğlum. Ama kırmızı siyah da pek yakışmış benim oğluma. Atti desin oğlum. Hadi. Atti. Şş, oraya değil. Bana at. Bak ya. Bakıyor. Hadi. Köy ağası olacak benim çocuğum. Oturuşuna. Ya yine şey yaptık. Atti. Atti. At anneannem. Vazgeçti. Atti. Tadı hoş değil mi? Beğenmedi. Atti. 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 Hadi. Atti. Tut tut tut. Ah, anneannesiyle oyun mu bana oynarmış bu? Hadi İsmail'im. İsmail. Tut şimdi kardeşini öğrensin. Hoppa. At anneannem. Bak. Hoppa. Ortada sıçan oynayalım. Sen ortaya geç. Tut. Hoppa. Bak nasıl bakıyor. Hoppa. Tut abisi. Tut. Yok. Tut oğlum. Hiç umurunda değil. Şşş. Bana otur ne? Oraya. Bana otur, ne? Otur. Bindik, 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 bindik. Baktırmayacağım seni oraya. Şşş. Bakarsın. Anneannesinin yavrusu. Anneannesinin ballısı, anneannesinin kara kuzusu, anneannesinin ak kuzusu, anneannesinin ak kuzusu. Değil mi anneannem? Evet. Bunların ikisini bir araya getirince şimdi ne oluyor? Karamelli. Karamel. Biri sütlü, biri çikolatalı. Oh, karamelli oluyor. Sütlü çikolatalı oluyor anne, karamelli oluyor. Öyle ama pardon, ama sütlü çikolatalı oluyor. Hakan, oh. Elini öpeyim mi sen? Oh! Oh. Benden büyüksün, sen gelin öpeyim. Ben de senin öpeyim o zaman. Oğluşunun, oğluşunun benim. Ah, ah. Kim var anne dışarıdan? Vallahi gençler şimdi gidiyor. Motora binmişler. Anne. Şu taraftaki kişi denizden geldi. Geçti, deniz çantaları vardı işte, gördük karşı apartmana girdi iki tane genç kız. Anne şimdi dışarıya çıkanlara bakıyor. Niye millet çıkıyor, biz çıkamıyoruz gideceğim. Diyor. Ben de gideceğim. Git tamam. İsmail ne dedin az önce? Ceza yedikleri zaman ne yapıyorlar? Ceza yedikleri zaman isyan ediyorlar. Aynen. İsyan edince de onu ödemek istemiyorlar. O zaman bile bile niye çıktın? Ceza yiyeceğini biliyorum. Niye çıktın o zaman? Çıkma anne sen de dışarı. Bir yengeni turlasam gelsem. Anne biz de kendine hatırlayıp gelelim mi? Anne ben hiçbir yere hatırlayamam annem. Ben ceza meza ödeyemem, kusura bakma. Az buz der, iş bir yakışır. Ben aşık olmaya gideceğim. Ayın beşinde gideceksin ama. Hayır, beşinde yengen gidecek. Yedisinde. Hazır ben yedisinde söyleyeceğim. Ben yedisinde gideceğim. Ben biraz sonra markete gideceğim zaten. Ben gelmeyeceğim. Sen gelmeyeceksin. Gidelim mi anne? Hemen polisi arayayım, ben çıktım market bahanesi geliyor. Bak nasıl ceza yiyorum. Hayır canım, ben filme gidiyorum. Var, şimdi 3 tane 16-17 yaşlı çocuklar, 3'ü de binmiş bir motora güle güle gidiyorlarmış. Karşı tekrar deniz çantası var diye. Vallahi. İşte gördük ikimiz de. Denize gidiyor. Şuraya gidiyor. Gelmişler, gelmişler. Apartmanız mı? Apartmanız mı? Bu sende. Karşıdaki iş yeri açmış. Ya ben ne diyorum ben hiç. Migros ne? Migros değil mi? Anne diyor. İnsan berber açar. Berber değil annem o. Berber değil ya. Tertaneci gibi bir şeye baksana. Ne ya, metal bilmem ne, ceylan metal. Şimdi biz evdeki şeylikten milleti kesmeye başladık. Daha dur anne, bugün birinci gün. Daha şimdiden sıkılırsak ben işimiz var. Ben daralmam. Baksana benim. Allah'tan sen, balkonumuz var. Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Onu düşünme. Onunla değil bak o. Ne? Sus diyor. Teyza geldi. Teyza. Teyza.
Gel Feyza gel. Aha, kız Feyza gel. Gelmiş mi? Çocuk onu diye diye inanmıyor. Feyza'yı artık birebir görmesi lazım şimdi. Yok ki. Ay havada ne kadar güzel anne güneş. Çok güzel. Tam gezmelik. Ay annemi gören de var ya lık 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 sürekli kesiyor zanneder de. Çok da gezen bir insan ediyor. Şimdi eve kapandı ya dışarı çıkası geliyor. Çevremi duruyorum ben. Bir oradayım bir orada. Bir birin teyzem neredesin? Bir yengem neredesin? Bir adresan dayım. Nereye gitti? Gideceğin şaşırıyorum ben. Aynen. İçeriye girmeye çalışıyor. Oralardan dizlerime acıtıyor işte. Zor geliyor. Biraz. Taşımız gerekiyor. Alışır zamanla alışır. Tasolarımı oynuyor. Ben bir şimdi ilk etapta oyuncaklı şey eline attığı oyuncakların tasolar. Evet. Aynen ben tasolar. Ne bakalım onlar? Ondan sonra ne hayır, ilk önce tahtalar. Tahtalar var. Sonra taso. Yavaş biraz yavaş başladı. Diğeri de puzzle. Dördüncüsü Lego. Anne bakar mısın çorba nasıl bir ters giymiş? Ters mi? Ters giymiş. Evet, evet. Aa, hadi düzeltelim. Hadi anne sen biraz daha havalan da öyle içeri girersin. Ne var sus. Ben de derim çocuğumdur. Onu bir çocuğu torunu gezmeye götürüyorum. Olur çocuğu çıkarım. Yukarı nasıl çıkacaksın oğlum? Sen ineceksin aşağı. Merdivende de yasak yok. Sen oraya kadar indireceksin oradan yukarı çıkaracaksın. Hiç durmadı derim. Değil mi oğlum? Bak başladı. Ne güzel oynuyorsunuz burada böyle. Evet ne güzel bak. Hakan. Yol değiştirdik. Evet. Bak 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 gitarı kırıyor bak. Kızdı. Kime kızdı acaba? Kime kızdı acaba? Bana kızmadı. Ben şimdi ona bir şey yapmayacağım. Sen ne yapabilirsin annem? Sen abisisin. Kendi kendine oyuncağına kızmıştır anneciğim. Nasıl boş araba? Süpersin anneciğim. Harika olmuş. Şöyle gidelim. Bak bak. Bak ne güzel hiç olmazsa balkonda açık havada gibi. Evet. Hem oynuyor ben oynuyorum. Artık onun köşesi burası olur benim köşem burası olur. Keşke ona o köşeyi vermeseydin İsmail. Onu burayı versen daha iyi olmuş. Neden biliyor musun? Oradaki çeşmeye gitme ihtimali var. Ben şimdi sizin yerlerinizi değiştireyim tamam. Sen toparlı legolarına bakayım ya. Sen oraya git de o buraya gelsin. O çeşmeye şimdi giderse hortuma sıkıntı almayacak. Tamam ben de legolar toplamaya başlayayım. Evet arkadaşlar iftarımız az bir zaman kala yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Ben bu yemekte beşamel soslu fırında makarna yapacağım. İlk önce fırın makarnalarımı ben haşladım. Sostan da geçirdim. Daha sonrasında da kıymamı kavuracağım. Ben kıymayı 300-400 gram falan kullanacağım. Siz daha fazla da kullanabilirsiniz. Çünkü İsmail çok fazla kıymalı sevmediği için ben kıymasını az tutacağım. İlk önce kıymamızı iyice bir kavuracağız. Evet arkadaşlar kavrulan kıymamızın içine bir adet soğanımızı, iki diş sarımsağımızı ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Hakan! Ne yapıyorsun sen annen orada? Soğanlarımızı iyice kavurduktan sonra salçamızı ve baharatlarımızı ekledikten sonra 5-10 dakika daha pişmeye bırakıyoruz. Evet annem. Korktun mu? Ha? Kolay gelsin. Oo, kızım ne yapıyor? Aslında yanlış söyledim. Fırında kıymalı beşamel soslu makarna. Fırın makarna. İsmail kıymayı çok fazla istemediği için kıymayı da az kurdum da. Ha, o
Çok sevmiyor kıymayı. Köfte olarak şey yapıyor. Tam o da sevmiyor, kıymayı da sevmiyor. Kıymayı köfte olarak seviyor. Beşamel sos yapacağım. Evde un yok. Ya işte ne yapacağım? Markete de gittim geldim de ben. Bana izin verseler koşa koşa gider alırım da korkuyorum. Niye? Ben gittim markete gidebilirsin yani. Ya ben gezip de geleceğim ama. Ha, gezip de geleceğim. İşte o zaman o zor. İsmail'e gelemedim. Yoktur evde bak. Evde niye bu kadar oyalandı ki? Bir baksana sen şu kapıyı. Kapıyı şey yapmıştım çocuk ya. Yokturlar. İsmail. Hadi oğlum. Ben de dedim un değirmene gitti bu onu öğütüyor. Sağ ol, teşekkürler. Neymiş ha, tamam. İyi neyse, markete gitmekten gittim. Değirmene gittin sandım. Evet, gelemedim. Evet. Annem de buna bakıyor. Gözlerim yuhoşa görüyor. Yuhoş görüyor gözüm. Kandırayım mı salçayı? Tamam. Üstüne sos da yapayım da. Anne, margarin var mıydı? Vardı. Margarin alayım da. Sen bunu kullanıyorsun, ben pastakini kullanıyorum. Karıştırayım mı o salçaları? Gel kap. Hayır, o domates, biber. Ha, o sade. Bu sade. Buyur şefim margarin. Ya şu anda yok ki, sen niye öyle diyor ya şimdi? Buyur. Ben şimdi sen yapıyorsun, ben yamak. Yok, şimdi alaka. Bir alaka olur mu? Bak, bak, onun ya. Derdi de başka. Onun derdi neler neler yapmak da. Evet. Yetti mi o kızım? Yeter. Az bir yok. Sen de gel, benim arkamda da var. Çırak. Yağı da bir şeyine yerine koyuvereyim ya. He? Yağı da kabını boşaltamadım bir sürü. Kaldı öylece. Neyse, biz terekeden de kullanıyoruz. Ağır ya. Aynen. Sana da ağır gelmiyor mu? Geliyor. Yo, ben ötekini bitirdim. Tenekeyi daha kullanmadım. Tenekeyi kullanmadın mı daha? Hayır. Dün açtık ya. He, ondan. Ben ötekinden yavaş tuttum bak. O da neyle oynayacağını şaşırdı. Acaba İsmail oyuncakları kim attı aşağı? Çok merak ediyorum. Ya şu aralardan belki yapmış olabilir mi? Bunun aklına gelmez atmak. Bunun aklına gelmez daha atmak. Atmayı bilmez. Mesela yengen de öyküde aşağıya kim gelirse atıyorlar yukarıya. Çıkıyor, o da böyle halıyı yaymış. Çocuğun nereye? Ne yapacak dışarı çıkamayınca? Ne? Oyuncaklar eğer başından kalksın atıyor. Bazen var ya, inadı da yengen diyor ki aynı diye inadı bana çekmişti. Kabul ediyor onu. İyi hadi hayır. Çok inat. Vallahi bir inat. Şey yapıyor, böyle bakıyor yengene, şş, suratına bakıyor yenge, atma diye inadına salıyor aşağıya. Ah. Şeyle, oturakla kavga ediyor. Oturak bana niye gelmedi diyor. Vereyim mi çıkmadayı? Yok, ilk önce bir kavurayım da şunu bir. Bunu da kepek uyumunu. Ben ondan baktım, evet esmer o. Esmer un ya. İşte sen dedin ya, niye dedim şey yapmıyor, evet, un esmer. Doğru. Neyse, esmer unla yapacağız bu sefer, bir şey olmaz. Olmaz canım. Ben acaba dedim gözlerimde mi bir şey var, ondan baktım ama bak evet, yanılmamışım. Ay çocuklar dışarı çıkın. Aa, çocuk mu? Oyun oynuyor anneciğim, çocuklar oyun. Çocuklar evde çıldırdı kapalı. Ay şu yan tarafta, köşedeki evdeki kadın biraz sıkıntı oluyor. Çocukları çok fena. Su mu içeceksin annem sen? Basacak mı pompayı? Ben bir basacağım pompayı başına. Kızdım. Bunu da kavrulunca poposu çok güzel oldu. Biraz daha kavrulsun. Tane tane. Onlar kapalı mı? Açık mı? Biraz daha şey karbutsun diye açtım ya. Salçası. Ha. Bunun içine mi yapacaksın? Evet. Sanki bana küçük gibi geliyor. Almaz mı? Peşemek olacağım. Kare, kare vardı senin. Kare de çok büyük.
Ama sanki buna da bak almayacak. İkiye bölerim olmasın. Ha, iki tane yap. Canım, iki tane yap. O kare de çok ince olacak, çok büyük olacak. He, olabilir. Sütü var mı bak? Tabii, sen hemen buraya gel kurcalamaya. Tabii, olma şöyle anneannem. Olma şöyle, dönme şöyle, olma şöyle, olma şöyle. Nereye gidiyorsun sen? Kurcalayacak şeye. Orayı boşaltamadı o da. Evet. Aman. Ah. Vallahi düşünecek. Düşecek. Aman işte beraber yuvarlanacaklar. Bunlar da anneanne, bunlar da olaysa mezer mi? Ay bazen etmiyor ama. Beşamel sosu tamamıyla göz kararı yaptım ben. Eğer siz ölçülerle yapacaksanız bir su bardağı sütü, bir yemek kaşığı un yeterli gelecektir. Ona göre de çoğaltabilirsiniz zaten. Kim var evde dışarıda? Vallahi çıkanlar çıkıyor bize. Çıkanlar çıkıyor. Annem kaldı evde, delirdi delirdi. Ben niye çıkamadım diyor şu anda. Sen kaldın evde. Belli olmaz benim sağ ol. Kapatmışsın ötekini. Ben kapattım artık o yalnızlığı. Vallahi Esmer onu nasıl olacak? Pişmanım. Vallahi ben de bilmiyorum. Ben ondan dedim. Buna baktım Esmer gibi de ses çıkarmadım. Vay Yasemin abla ne kadar sağlıklı nasıl yere göre. Evet. Anne. 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 Gel anne. Gel. Gel de şimdi bacağına yapışır. Beşamel sosumuz hazır arkadaşlar. Makarnamızı ben ikiye böldüm. Şimdi makarnamızı beşamel sosla iyice boyayacağız. Şöyle ikiye bölelim. Yardı ki zaten. Ben görmedim onu. Küçük görüyorum. Hayır, küçükken elime geliyor da şimdi büyüklüğünü gördüm. Ha. Bayağı büyük. Çocuğumun dişleri kocaman. Vallahi kocaman dişli. Bak bak bak, görüyor musun? Bak. Koca dişli olacak çocuk. Makarnalarımız hazır. Bana alacak gibi geliyor anne. Al dene kızım, bir denemekte fayda var. Olmazsa evet, ikiye bölersin. Ha, iyi aldım. Seyirsen. Şöyle tutarım mı? Yani görürsün de kızım. Tamamdır. İçeriye girecekti, giremedi bak. Kapıyı kapattı, şimdi elini de sıçtıracak o. Aldı be. Aldı.
Şey, öbür çok büyüğe yapsaydı çok ince olacaktı o zaman da. Evet. Bu da güzel olmayacaktı. Şöyle kalın oldu mu daha iyi. Anne bunu sen fırlatacaksın. Benim ellerim battı. Tamam. Makarnamızı 180 derecede üstü iyice kızarıncaya kadar pişireceğiz. Son olarak da üzerine kaşar peynirini rendeleyip kaşarımızı da kızarttıktan sonra yemeğimiz hazırdır ben arkadaşlar. Ben de kaşara bile gerek yok da. Bir yaparız. Yaparız bence. Teyin üstüne koyayım değil mi? Evet. Dur, dur. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Evet. Güzel mi kokuyor? Aman Aile be çok sıcak. Güzel kokuyor. Evet iftara az bir zaman kaldı. Az bir zaman dedim yarım saatten biraz fazla kaldı ki makarnamızı yarım saat boyunca biraz hem dinlensin hem de biraz soğuması için bir yarım saatte bekleteceğiz. Tabi İsmail aşırı derecede şu anda acıktı. Son dakikalar kala acıktın değil mi anneciğim? Ya son niyeyse son dakikalar böyle içim içini yiyor artık. İçi içini yiyor. Açlıktan içi içini yiyor artık İsmail'im. Düşünün yani o kadar. Şimdi hiç fırın makarnamızı kesmeyelim. Tamam. Bir yarım saat dinlendirelim. Dinlendikten sonra zaten artık iftarda hep beraber afiyetle yeriz. Anneannem gelecekti, gelemedi. Annem de Hakan'ı uyutturdu. Hakan yanında bekliyordu şu ben an. Ben de televizyon seyrediyorum. Evet, Hakan uyuduğu zaman İsmail de televizyon seyrediyor tabii ki de. Evet. Kardeşinden fırsat buldukça doğal olarak tabii ki de benim oğlum. Kaç tane oruç kaçırdın sen şu ana kadar? Bir tanesini tutamadım. Evet, ben kaldıramadım, tutamadım. Evet. Bir tanesi çok böyle midem bulanıyordu sabah. Evet. Çok iyi. Kendimi halis hissediyordum. Hı-hı. Üçüncüsü Beyza ablamın doğum günüydü. O zaman tutamadı. Üç oldu. Sonra bir de üç defa orucumu kaçırdım. Hayır. Üç, tamam. Üç tane oldu. Dördüncüsü dişini çektirdik. Evet. O zaman tutamadık. Beşincisi de dişini çektirdikten ertesi gün tekrar ağrı yapma şansı olabilirdi. Tekrar da oruç tutturmadım. Çünkü ağrı yaparsa ağrı kesici verebilmek için. 5 tane oruç kaçırmışsın. Evet. Ama bunların hepsinin yani sebebi var bunların yani. Evet. Bir sebebi var. İlla ki tutmamak şey. Evet. Ve en önemlisi olan da 2 tane diş çektirmek bir de ağrı olacağı için. Evet ağrı olabileceği için o yüzden aç bakayım ağzını. Geçmiş iyice maşallah iyi hiçbir şeyde kalmamış. Biz artık videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Annem demek ki Hakan'ı bırakamadı. Evet biz kaçalım yavaş yavaş. İnşallah Sarıkı beğenerek seyrettiğiniz bir video olmuştu. Like ve abone olmayı ve yorumları açmayı unutmayın. Nasıl olmuş? Yorumları aç. Ooo süper olmuş. Acilden yetiştim. Yorumları açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Yorum